hoş geldin. Seni stüdyodan sonra bir de şöyle dışarıda ağırlayalım istedik son set ekibi olarak. Hemen şöyle başlayalım. Antrenör olmak nereden aklına geldi? Ya antrenörlüğe öyle karar vermemiştim ama voleybolcu olmak istiyordum. Belli bir süre sonra bırakmam gerektiğini düşündüm. Çünkü çok üst düzey voleybolcu olamayacağımı düşündüm. Ondan sonra antrenörlüğe kaydım. Hem okulum devam etsin hem antrenörlük yapayım diye böyle bir başlangıcım oldu. Öyle yürüdü gitti. Peki hani antrenörlüğe geçmende ya da oyunculukta, çünkü genç yaşta antrenörlüğe geçtin değil mi? Hani böyle bir sakatlıkta mı? 18-19 yaşında. Yok, sakatlığım falan yoktu. Arçelik'te oynuyordum. O zaman Arçelik önemli bir kulüptü. Genç bir oyuncuydum orada ama süre alamıyordum çok fazla. Bırakmak daha iyiydi. Bırakmak daha kesin. Peki antrenörlük yolunda ilk başta bir kursa mı gittin? Nasıl tabii oldun? Antrenörlük başladığım seneden itibaren direkt kurslara başladım ama kurs tabii ki çok önemli, eğitimini alıyorsunuz ama kısa dönemler olduğu için daha çok belge alma şeklindeydi. Daha sonra olay ciddiye bindikçe daha ciddi eğitimler aldım. Böyle gitti diyebiliriz. Peki hani böyle ilk başladığında ben şu antrenör gibi olmak istiyorum dediğim böyle bir hedef, isim var mıydı? Hayır, hiçbir zaman öyle bir yapım yok. Yani tabii ki örnek aldığım insanlar oluyor ama bir insanın yolundan gitmek gibi bir hayalim olmadı açıkçası. Bana ne doğru geliyorsa öyle yapmayı daha doğru buluyorum. Öyle bir durumum olmadı. Peki şimdi sezonu çok yakından takip ediyorsun zaten. Maçlara gidiyorsun, izliyorsun. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerekse lig. Nasıl buluyorsun bu seneki takımların performansını? Biraz böyle farklı maçlar oynandı, farklı yenilgiler, farklı galibiyetler alındı. Bizim alışık olmadığımız şekilde ama. Vallahi bu sene milli takım sezonu biraz uzun olduğu için kulüpleri etkiledi. Birçok kulüp de yeni bir yapılanma yaptı aslında. Özellikle yabancı oyuncu kısmında yeni oyuncular alındı. Yeni bir kurgulama oldu. Tabii bu bazı takımlarda zor bir süreç yarattı. Bazı takımlar daha kolay atlattı bunu. Ve sonuçlarda buna yönelik oldu. Ama bana göre Türk takımları çok güçlü. Hepsinin iddiası olacaktır. Hepsi özellikle ikinci yarının ortalarından sonlarına doğru çok iyi oyunlar oynayacaklardır diye düşünüyorum. Peki antrenörlük geri dönersek, ilk olarak yurt dışı tecrüben Langping'le oldu değil mi? Evet. Onun yanına gittin. Oradaki o, ya nasıl karar verdin? Hani ya oraya gitmeyi ve böyle bir antrenörle çalışmak. Şimdi o zaman ben bayağı aslında çok daha gençtim. Çin'e gitmek sadece voleybol adına değil, ülke değiştirmek adına biraz endişe verici. Biraz kolay olmadı aslında. Ama karar verdikten sonra çok iyi bir tecrübe oldu Çin benim için. Çünkü çok farklı bir lig. İnsanları çok farklı. Sadece voleybol açısından değil, dünyaya bakışları çok farklı bir ülke. Orada dünyaya, hayata daha farklı bakmayı öğrendiğimi düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Peki burayla karşılaştırdığında hani çalışma teknikleri, oyuncuların yaşam tarzı çok farklı mı? Çok farklı. Orada oyuncular bir nevi asker gibiler. Tatilleri yok. 7-8 saat günde antrenman yapıyoruz. Antrenmanın herhangi bir süresi, zamanı, işte tatil periyotlar vesaire yok. Ben burada işte örnek veriyorum, bir günlük tatili bir ay öncesinden söylüyorum ki ona göre program yapıyorlar oyuncularımız ama Çin'de öyle bir şey yok. Ne olursa o. Nasıl? Ertesi günkü program belli değil mi? Ertesi günkü, tabii biz biliyoruz ama yani antrenörler biliyor ama oyunculara verme gereği bile duymuyorlar. Çünkü oyuncular zaten başka şehirlerden gelmişler, voleybol oynamaya gelmişler. Çoğu eşini bile görmüyor. Yani farklı bir dünyaları var, çok farklı. Evet, bayağı farklıymış evet. Bizden yani kesinlikle katılıyorum. Peki sonrasında Türkiye'ye geri dönüş ve Giovanni Guidetti ile çalışmaya başladın. Şimdi Langping'den sonra İtalyan ekolü nasıl etkiledi? Şimdi bir, ayrıca bir fark da birisi kadın birisi erkek. Evet. Çok bakış açıları farklı. Langping çok sakin bir antrenördü, çok sakin. Ve oldukça oturaklı duruşu olan bir insan. Oyunculara bağırmadan, kızmadan bazı şeyleri biraz yaptırmaya çalışan. Tarz. Onu bilemiyorum, siz yani daha iyi gözlemliyorsunuzdur ama Giovanni tam tersi bir adam. Çok aktif bir adam, çok olayın içinde bir adam. İkisi de çok farklı tarzları olan antrenörler ama çok başarılı antrenörler. Benim için bir şans oldu ikisi de. Peki şimdi önümüzde olimpiyat elemeleri var. Gerçekten çok önemli bir sınav. Hem senin adına hem kadın voleybolu adına. Çünkü 2012 Londra olimpiyatlarından sonra aslında biz Rio'ya da çok gitmek istiyoruz ama zorlu bir grup Ankara'da. Çalışmalar ne zaman başlıyor? 15 Aralık'ta başlıyoruz. Turnuvaya kadar çok yoğun geçecektir. Çok ümitliyiz. Çok zor bir turnuva.
herkes mini Avrupa Şampiyonası diyor. Bana göre Avrupa Şampiyonası'ndan daha zor bir turnuva. Kesinlikle. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda bazen kolay rakiplerle karşılaşabiliyorsunuz. Burada Avrupa'nın en iyi 8 takım var. Bir olmamız bizi direkt götürüyor. İkinci, üçüncü olursak bir eleme hakkımız daha var. Önemli olan kademe kademe bakabilmek. İlk grubu aşmak, ondan sonra ilk üçe kalmak. En son finale kalıp birinci olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Ankara bize çok uğurlu geliyor. Seyircisi evet. Çok. Oyuncularımızın motivasyonu yüksek olduğunu düşünüyorum. İyi olacaktır. Peki şimdi kadroyu tabii herkes çok merak ediyor. Böyle görmeyi özlediğimiz oyuncular var mı kadroda? Bence var. Neslihan'ı artık katabiliyoruz. Kulübünde iyiyiz. Şeyler yapıyor. Çok farklı mevkilerde gerçekten oynuyor. Gerçekten her yerde oynadı yani. Çok çok yetenekli bir oyuncu. Gerçekten Türk voleybolunun simgesi. Ayrıca bu dönemde takımda bazı küçük pansumanlar yapmamız gerekiyor. Çok kısıtlı bir dönem. Kim iyi oynamışsa öyle, özellikle ligde, çünkü bizim hazırlanıp gidebileceğimiz bir durum yok. Çok kısa bir dönem var. Kim formdaysa onu sahada göreceksiniz. Peki hazırlık maçı gibi yapma bir şansınız olacak mı takım olarak? Kesinlikle var. Özellikle Ankara etabında iki tane hazırlık maçı koyduk. Yalnız bütün takımlarla oynama şansımız yok. Çoğu ülke geç bitiriyor ligini. Biz daha erken bitirdik hazırlanalım diye. 2-3 hazırlık maçı yapabileceğiz. İki tanesi kesin. İki tane daha katmaya çalışıyoruz ama takvime bağlı olarak değişecek. Dediğim gibi çok uzun bir zaman yok. Çok hazırlık dönemi yok. Evet, kısa, oldukça kısa. Peki istiyorsan şimdi mutfağa geçelim. Aslında geçelim. Senin farklı bir yönünü göstereceğiz izleyiciler. Yani tamam. Seni hep sahanın içinde takım elbisenle, elinde tabletinle görmeye alışkınız ama bir kere de Ferhat Akbaş dedi ki mutfakta görelim. Tamam. Yani güzel yemek yapıyor musun diye duydum. Yaparız bir şeyler, yaparız. Bakalım artık. Göreceğiz burada o zaman. Bakalım. Sandviç tamam. Yapacağız burada da. Hadi bakalım. İyi, hadi. Buyurun. Geldik. Merhabalar. Burcu. Memnun oldum. Ne yaptıracağız? Bugün bir İtalyan sandviç olan İtalyan panelinin Türk versiyonunu yapacağız. Tamam. Bizim Türk kuzusuyla marine edip kendi kültürümüze biraz doğaçladığımız bir ürünü size tanıtacağız burada. Tamam, peki. O zaman siz yönlendiriyorsunuz, Ferhat Hoca da yapıyor. Önce ekmeğimize tamam. Başlayalım isterseniz. Tamam. Hadi kesmeden yıktık ben hadi. Evet. Ekmeğin özelliği içindeki tabancıklarda havada liklerin olması. Hı hı. Bu mayasından mı kaynaklanıyor evet, peki? Evet, mayalanma biçiminden dolayı kaynaklanıyor. Evet. Şimdi ne sürecek önce? Buyur. Durma sosu. Bununla mı sürüyoruz? Evet, onunla sürüyoruz. Bakalım nasıl sürüyor? Her tarafına sürüyorum. Eşit miktarda da artırsanız. Bu nedir sürdüğümüz şimdi? Bu hurma ve erik sos. Hurma ve erik sos. Fena değilim değil mi Burcu? İyi. Yani taşırmadan, tabi deliklerin olması bir avantaj. Biraz köşelere de süreyim. Yorumlayayım ben şimdi süreceğim. Tamam. Kalanı buna neyse kalsın. Evet. Tek taraflı ekmeğin olsun. Diğer tarafından biber reçeliğinden devam ediyoruz. Biber reçeli. Vay. Bu tatlı biberden mi yapılıyor, acı biberden acı mi yapılıyor? Acı çili biberinden yapılıyor ama çili biberinden. Tatlı bir sonuç çıkıyor oraya. Bolca tut bence. Belli olmaz bakalım. Biber reçeli bu. Kritik bir şey. Acı sever mi Ferhat? Ben çok severim acı. Karabiber. O zaman koy ya bol. Karabibersiz yemek yemeyin. Bu da kenarlara sanki değil mi? Burcu yani o kadar iyi biliyorsan buyur. Ya tamam abi, ben zaten yapıyorum devamlı. Seni burada hani geliştirmek amaçlı şey ettik. Bence evet. İyiyim değil mi? Bence iyiyim de. Şimdi ekleyen iki tarafını bizim o zeytinyağı geçiriyoruz. Gördüğün gibi bölgesel olmuyor. Kendi. Bunları daha önceden malzemeden kaçınmayalım. Yani biz yiyeceğiz sonuçta. Bu olsun. Yeter mi? Yeter. Bayağı iyi bence. Şimdi bunu oraya mı? Ha evet. Sos. Demi-glace sosu üstüne gidelim. Demi-glace? Demi-glace. Neden? Ne var bunun içinde? Ne var bunun içinde? Kemik suyundan. Karıştırıyorum. Karıştırıyor mu? Evet.
sevmediğimiz için biz bu kadar yoğun. Değil mi? Korktum. Yağ mı? Peki. Hadi yağını da ben ekleyeyim. Hadi. Yeter herhalde. Bayağı iyisin ya. Her eve bir Ferhat Akbaş lazım bence. Bakalım. Not vereceğiz şimdi. Evet, ben en çok biberlenmiş reçeli merak ediyorum. Nasıl tatlı? Ben de fırınlanmış kuzuyu. Güzel bence. Başarılı. Evet, gerçekten sahada olduğu kadar mutfakta da başarılıymışsın. Ama ben bu kadar yapabileceğimizi düşünmemiştim. Bence iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Peki en çok ne yemek yapar Ferhat? Ben somon diye duydum. Somon güzel çünkü yapımı kolay. Fırında somon yapmayı seviyorum. Hem de somonu çok seviyorum. Onun dışında başka yemekler de yaparım. Çorba falan yapıyorum güzel. Kolay yemekleri yapıyorum. Ama çok da zaman olmuyor artık yapacak. Peki normalde bakıyoruz biz Ferhat'ı sahada. Bayağı fitsin. Özel böyle yaptığın bir diyet ya da düzenli spor. Ya onu hep aramızda konuşuyoruz. Bizim staff'ta biraz... İri arkadaşlarımız da var. Hep yemekle ilgili konuşuyoruz. Öyle. Yani tesadüf eseri genelde yağlı şeyleri, kırmızı eti falan çok sevmiyorum. Yani olsa da önümde çok yemek istemiyorum. Hmm. Galiba onunla alakalı ama özel hiçbir şeyim yok. Özel hiçbir şey. Peki spor yapar mı Ferhat? Antrenman yapıyorum evet. Ne yaparsın mesela? Şimdi tabii boş dönemde isim vermeyeyim bir yerde fitness yapıyoruz. Arkadaşlarım da var orada. Ama normal antrenman döneminde kendim daha çok saha içinde bir şeyler yapmayı seviyorum oyuncularla beraber. Onları çalıştırmayı seviyorsun. Evet, güzel evet. Maçlar vurup evet, falan böyle güzel aynen. Güzel diriller evet onu duyduk. Evet. Bayağı güzel şeyler yaptırıyor musun? Peki Ferhat voleybol dışında neler yapar? Voleybol dışında ben... Ya da öyle bir şey var mıdır yani voleybol dışında? Şu dönemde biraz oldu ama uzun yıllardır olmuyordu. Çok fazla Bağdat Caddesi'ne gitmeyi seviyorum. Ben orada uzun zamanımı geçiriyorum, yemek yiyoruz arkadaşlarımla. Genelde oradayım ama onun dışında boş zamanım varsa film izlemek, kitap okumak. Herkesin yaptığı şeyler. Pek farklı, farklı bir şey yapmış. Evet. Peki şimdi aslında Avrupa Şampiyonası'nda bizim en fazla dikkatimizi çeken sizin teknik heyetin giydiği güzel kıyafetlerdi. Olimpiyat elemelerine özel bir değişiklik olacak mı? Yani yine takım elbise giyelim diye düşünüyoruz. Takım elbisenin biraz tarzını değiştirebiliriz. İşte gömlek, kravat değişikliği olabilir. Ama rengi, takımın rengi yine siyah olsun diye düşünüyoruz. Şıklık çok önemli bence sahada. Televizyonda işte seyirciler geliyor. Onlara görsel olarak iyi bir şey göstermek bence iyi bir şey. Peki bir şey soracağım. Böyle hani uğuru var mıdır Ferhat'ın? Benim yok. Öyle şeylere inanmıyorum. Yalnız kızların çok var. Evet. Burada yani antrenör olarak dikkat etmemiz gereken şey onların uğurlarına saygı göstermek. Tokasından tutun antrenman ritüeline kadar işte sabah mesela antrenmanı değiştiriyorum maç sabahı biraz. Hemen itirazlar geliyor işte dün kazandığımızda öyle yapmamıştık gibi. O tarz şeylere biraz iyi hissetsinler diye saygı duyuyorum. İşte çıkış saatleri, yedikleri sineklere kadar aynı şeyler, aynı menüler birçok ritüelleri var. Benim yok ama. Peki genelde hep
kızlarla çalıştı değil mi Ferhat? Erkek çalıştırdın mı hiç? Erkeklerle 4 yılda çalıştık. Erkek milli takımda da çalıştım ama bayan tarafı benim için çok daha kolay geliyor. Erkek. Ben de onu soracaktım. Yani bu kadar fazla kadınla çalışıyor olmak seni yıpratmıyor mu diye. Ya, zordur kadınlar. Elbet yıpratıyordur da şu an hissetmiyorum galiba. Erkeklerle çalışmaktan daha keyifli bayanlarla çalışmak çünkü. Ne fark var? Genelde ikisini de çalıştıranlar hep böyle farklı olduğunu, işte birisinin daha psikolojik, diğerinin daha. Çok farklı. Yani ciddi seviyede farklar var. En büyük farkı duygusallık diyelim. Ama kadınlarla iyi iletişim kurduktan sonra bazı şeyleri daha kolay götürebiliyorsunuz. Karşılıklı güven olduktan sonra. Erkeklerle daha direkt olmanız lazım. Daha onlar gibi olmanız lazım. Kazandığınızda, kaybettiğinizde duygusal dalgalanmalar erkeklerde aslında bana göre daha fazla. Bayanları daha kontrol altında tutuyoruz. Bence öyle. Çok daha fazla sinirlenebiliyorlar, agresifleşebiliyorlar. Bayanlar daha kolay. Ben daha çok tercih ediyorum. Gerçekten tabii, enteresan. Yani ben hani bir kadın olarak bence kadınla uğraşmak daha zor ama. Belki öyle alıştık. Ben yani hep başladığım andan itibaren genelde bayanlar tarafında görev aldım. O yüzden alışkanlığım öyle sanırım. Peki biraz daha yiyelim mi? Yiyelim. Soğutmayalım yani. Güzel aynen. Yapmışsın çünkü. Güzel olmuş. Bence güzel olmuş. Bir gün de tatlı yapalım o zaman. Bu biraz tatlı tadı tabii içinde reçel olduğu için. Evet, evet. Biber reçeli olduğu ama için. Ama tatlı yapmak zordur ya. Ben niye? Hiç tatlı bilmiyorum. Gerçekten birkaç mi? Birkaç kez kurabiye denedim, onlar da çok başarılı olmuyor. Yani. Sert mi oldu? Ya sert değil de böyle kıvamını tutturamıyorum herhalde. Çok iyi olmuyor kurabiyeler. Sağ içinde çok sakin bir yapıya sahip. Ferhat Akbaş. Nasıl bu kadar sakin? Yani özel olarak bir çabam yok ama bence antrenörün kesinlikle sakin olması lazım. Sakin davranmıyorsa bile kafasının sakin olması lazım. Çünkü işler karışınca kafada yanlış kararlar verilebilir. Ben özel bir çaba sarf etmiyorum sakin olmak için ama sakin kalıyorsam, kalabiliyorsam ne ala. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Çünkü oyuncular genelde sahada özellikle zor durumlarda belli stresi yansıtıyorlar, stresleri yükseliyor. Kenara baktıklarında daha fazla agresif, daha fazla panik bir insan gördüklerinde yardım değil, tam tersi kötü şekilde etkilenebilirler. O yüzden sakin olmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bazı oyuncular tabii aksini seviyorlardır ama bence genel olarak özellikle bayanlarda sakin olmak daha iyi. Peki çok tecrübeli oyunculara da sahip milli takım, genç oyunculara da sahip. Tecrübelerle iletişim kurmak daha mı zor? Bence daha kolay çünkü bu gruptaki, bu milli takımdan bahsedersek bu oyuncuların çoğunu ben çok uzun yıllardır tanıyorum. Yani birbirimize konuşmadan bile benim ne düşündüğümü, onlar ne düşünüyor biliyoruz, farkındayız. Gençlerle tabii daha çok öğretmeyle alakalı şeyler konuştuğumuz için biraz daha agresif, daha sert olmak gerekiyor. Ama tecrübelilerle konuştuğumuzda bazı şeyleri çok daha kolay çözebiliyoruz. İkisi de iyi yani çok farklı şeyler. Tecrübeli oyuncuyla, genç oyuncuyla çalışmak çok farklı şeyler. Genç oyuncuyla çalışmak da çok keyifli çünkü güzel bir şey kattığınızda oyuncuyu bunu görmek daha kolay. Tecrübeli bir oyuncu zaten belli şeyleri göstermiş, kendini kanıtlamış oyuncular oluyorlar. Yeni oyuncuları gördükçe insan mutlu oluyor. Bir şey zor mu hani yaş olarak oyuncuya yakın olmak ya da aynı yaşta olmak ya bence da ne bileyim tersi, küçük olmak? Bu konuyla ilgili çok görüşü, farklı görüşü olan insanlar var. Eğer antrenör olarak oyuncuyla eşit yaştaysanız, daha gençseniz, daha yakınsanız onların hissettiklerini daha iyi anlıyorsunuz. Ne zaman yorgunlar, ne zaman duygusallıkları artıyor pozitif yönde, negatif yönde bunu görmek daha kolay. Çünkü artık dünyada sadece spor değil, bütün hayatta jenerasyon farkı çok ciddi boyutta. Vereyim. Evet. İçinden bakalım Ferhat Akbaş'a ne çıkacak? Heyecanlı mısın? Bakalım. Her gün için. Yorumlayacak sana... mıyız ne çıkıyorsa? Valla ben kahve falı bakarım da şimdi bunu nasıl yorumlarım bilmiyorum. Sen buyurun. Çekecek misin? Çekeceğim ben. Önce sen o zaman. Tamam.
Benimkini dur. Seninkini yorumlarken ben oradan çekip ben çektim benimkini. Şimdi sen seninkini bana ver, ben benimkini sana vereceğim. Tamam. Böylece kaçış olmasın. Tamam. Tamam. Okuyorum. Evet, Ferhat Akbaş'a çıkan günün yorumu. Ferhat anlamaya çalış diyor. Ferhat Akbaş'a çıkan anlamaya çalış. Bana ne çıktı? Kötü bir şey çıktı. Burcu'nunkini okuyorum. Yeni bir iş veya projenin ortaya çıkmasını bekle. Yeni iş çıktı. Artık. Bilmiyorum artık. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun o evet, zaman. Yeni sen anlamaya çalış. Olsun. Ben de yeni projelere doğru yelken açayım ve geldiğin, bizi kırmadığın için, bize vakit ayırdığın için ben çok yoğunsun. Teşekkür ediyoruz. Ankara'da inşallah beraber olacağız. İnşallah. Bol şans diliyorum. Çok teşekkürler. Yüreğimiz, kalbimiz, her şeyimizle Filenin Sultanları'nı destekliyoruz. İnşallah Rio 2016'ya da gitme hakkını kazanacağız. Umarım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. El sallıyorum mu?